Sevgili ikinci sınıf öğrencileri, bu videomda sizlere elleri toplama işlemi konusunu anlatacağım. Elleri toplama işlemini nasıl yapıyoruz, nelere dikkat etmeliyiz, alıştırmalar üzerinde göstereceğim ve devamında çeşitli problemler de çözeceğim, anlatacağım. Hemen başlıyorum. Büyükleriniz kanalıma abone olabilirler. Ayrıca Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamdan beni takip edebilirler diyorum. Ve toplama işlemini biliyorsunuz birler basamağından başlamamız gerekiyor. Buradaki alıştırmada 7 ile 6'yı toplayacağız. Kolay olarak toplamak istiyorsanız sayılardan birisini aklınızda tutun. Daha sonra diğer sayıyı ileriye doğru sayarsınız. Sayarken parmaklarınızı kullanabilirsiniz, boncukları kullanabilirsiniz veya zihinden de hemen toplayabilirsiniz. Ya da ben şimdi çubuklarla da size göstereceğim. Başlayalım. 7'yi aklımda tuttum. 7'den sonra 6 tane daha ben bazen çubuklarla gösteriyorum bu şekilde öğrencilere. Bakın 6 tane çubuk yaptım. 7'den sonra bunları sayıyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi buraya bir tane rakam yazmam gerekiyor. Yani 13 biliyorsunuz 2 tane rakamdan oluşuyor. Şurada kenarda göstereyim. İkisini beraber buraya yazamam. O zaman 13'ün 3'ünü buraya yazıyorum. Yani birlikler bölümünü buraya koyuyorum. 13'ün 3'ünü koyduk. Sonra bu elde var 1 diyorum. Bu 1'i de onlar basamağına gönderiyorum. Yani şuraya. Bakın birler basamağında yazdım. Geldim onlar basamağına. Onlar basamağında 3 vardı ve 4 vardı. Bir de yan taraftan birler basamağından 1 geldi. Hepsini beraber topluyorum. 1, 3 daha 4. 4 de burada yine zihinden sayabilirsiniz 8 oluyor. Demek ki toplama işlemimizin sonucu 83'müş. İkinci alıştırmamızı yapalım. Bakın yine 9'u aklımda tutuyorum ve 7 tane 9'dan sonra sayacağım. 7 tane çubuk yapayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi sayıyorum 9'dan sonra. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ne yapıyorum? Şuraya yazayım kenara. 16'nın 6'sını buraya birler basamağına koyuyorum. Elde var 1 diyorum. Şuraya gönderiyorum. Onlar basamağına. Ve 1, 3 burada var. İkisi beraber 4 oldu. 2 tane daha sayıyorum. 5, 6 oldu. 2 tane daha saydığımda. Toplama işleminin sonucu 66 oldu. Bazen sevgili öğrenciler 3 tane doğal sayıyı toplamamız gerekebilir. Veya 4 tane veya daha fazla sayıları toplamamız gerekebilir. Yani çeşitli problemler çözerken bu şekilde yapabiliriz. Bunlarda da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Bakın 8'i aklımda tutuyorum. Sonra 7 tane çubuk yapayım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane de burada var değil mi? Bunu da yapayım. Bu da hazır olsun. Dursun orada. 8'den sonra sayıyorum şimdi. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi 15'i aklımda tutuyorum. Bir tane daha koyuyorum. Yani 1 vardı. 16 oldu. Ne yapıyorum şimdi? 16'nın 6'sını buraya koyuyorum. Birliklerini. Onlukları da ne yapıyorum? Onlar basamağına gönderiyorum. Şuraya yazayım. Evet şimdi onlar basamağındakileri toplayacağım. Bir tane yan taraftan geldi. 1, 1 de burada var 2. 2 de burada 4. 2 de burada 6. Aa bu da 66 çıktı. Bilerek yapmadım ama ikisi de aynı çıktı. Olabilir. Bakalım bu kaç çıkacak. Bu kez 4 tane doğal sayıyı toplayacağız. 2 aklımda tuttum. 7 tane daha sayabilirim. Ya da bakın şöyle de yapabilirsiniz. 7 daha büyük ya. 2'yi saymak daha kolay az olduğu için. 7'yi aklımda tutup 2 tane daha sayabilirim. 7, 2 tane daha, 8, 9 oldu. 9'u şimdi kafamda tutuyorum. 6 tane daha sayacağım. 3, 4, 5, 6. 9'dan sonra devam ediyorum. Bu ikisi 9 olmuştu. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Daha bitmedi. Bir tane daha var. Şimdi 15 aklımda. 8 tane daha sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 15'ten sonra devam ediyorum. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bakın şimdi 23'ü kenara yazdım. Ve 23'ün 3'ünü buraya getiriyorum. Birler basamağına koydum. Bakın bu kez elde var 2 oldu. Yani her zaman 1 olmaz. Bakın burada tamam 1 oldu. Bunda da 1 oldu ama burada 23 olduğuna göre elde var 2 oldu bu kez. Yani elde hangi sayı varsa onu ekleyeceğiz. Bazen öğrenciler topluyorlar elde var 1 diyorlar. Böyle alışıyorlar ya elde var 1, elde var 1. Ama bazen çok toplamalarda elde var 2 olabilir veya elde var 3 olabilir. Devam edelim. Elde var 2 dedik ve geldik buraya. 2, 1 de burada var 3. 3 de burada var
6. Yani buradaki sonuç da 63 oldu. Bakın burada 5 tane doğal sayı var. Hemen başlıyoruz. 7 aklımızda. 6 tane daha sayıyoruz. 6 tane yapayım şöyle. 7'den sonra 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi 13 aklımda. 9 tane daha sayacağım. Bir dakika, 9 tane daha çubuk hazırlayayım. Evet, 9 tane çubuk hazırladım. 13'ten sonra 9 tane sayıyorum. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 3 tane daha sayıyorum. 23, 24, 25. 8 tane daha sayıyorum. Bir dakika, şöyle yapıyorum. 4, 5, 6, 7, 8. Evet, 25 olmuştu. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33'ü kenara alayım. Bakın biraz büyük yazdım, İyice sizlere anlatmak için. 33'ün 3'ü buraya koyduk. Bakın bu kez elde var 3 oldu. Yani az önce 2 olmuştu, bu kez daha fazla oldu. Hadi bakalım bunu gönderelim. Elde var 3. Buraya verdik. Ve toplayalım. 3, bir daha 4. Bir daha 5. 4 tane daha. 6, 7, 8, 9. 4 tane saydım zihinden. Evet. 93 oldu. Toplama işlemini kolay yapmak istiyorsanız sevgili öğrenciler, böyle ileriye doğru saymalar var. Hani biliyorsunuz, ikişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder. Öğretmeniniz saydırmıştır. 3, 6, 9, 12, 15 ya da 4, 8, 12, 16 ya da birer birer ileriye doğru sayma. Bu ileriye doğru saymaları iyi öğrenirseniz toplama işlemini çok daha rahat yaparsınız. Zaten örneğin 9 ile 7'yi toplaya toplaya, hani çok alıştırma yapa yapa, hemen 16 olduğunu kafanızdan da artık hatırlayacaksınız, ezberleyeceksiniz. Şimdi geldik problemlere. Çeşitli problemler yapalım şimdi. Birinci soruyu okuyalım. Mesut hikaye kitabının 22 sayfasını okudu. 27 sayfa daha okursa kitabı bitirecek. Mesut'un hikaye kitabı kaç sayfadır diyor. Şimdi 22 sayfa okumuş, yazalım. Okumadığı yer de var. Daha 27 sayfa daha okuması gerekiyor. Demek ki o da kitabın sayfaları, okuyacak yerler. Ve bunları toplamam gerekiyor. Okuduklarını ve okumadıklarını. Böylece kitabın kaç sayfa olduğunu anlayacağım. Toplayalım bakalım. 2, 7 daha 9. Bakın bu kez elde yok. Değil mi? Zaten 9 tek bir rakam. Tek basamaklı bir basamak. O zaman buraya yazabilirim. Geldim onlar basamağına. 2, 2 daha 4. Demek ki Mesut'un hikaye kitabı 49 sayfaymış. Hemen bu şekilde yazalım ve ikinci soruya bakalım. Berkay 19 liraya bir kalem, kalemin parasının 8 lira fazlası fiyata oyuncak ve oyuncaktan 7 lira fazla fiyata bir saat aldı. Berkay kaç lira ödeme yaptı? Şimdi böyle çok olan nesnelerde, yani birden fazla nesne var, kafanız karışmasın diye şöyle yaparsınız. Ben hep öyle yapıyorum çünkü. Kalem almış değil mi? Kalem. Yazalım. Başka? Oyuncak aldı. Onu da yazalım. Oyuncak. Başka ne aldı? Bir de saat aldı. Böyle ayrı ayrı yazıyorum ki karışmasın. Kalem fiyatı yazıyor zaten. 19. Hemen şuraya 19 koyalım. Yalnız oyuncak belli değil. Şöyle bir ipucu vermiş. Kalemin parasının 8 lira fazlası fiyata oyuncak almış. Yani şu kalemden 8 lira fazla para vermiş. O zaman ben ne yapacağım? 19 ile 8'i toplayacağım. Ve oyuncağın fiyatını bulacağım. Toplayalım. 9. 8 daha. Hemen ne yapıyorum? Çubuklarla gösteriyorum bu şekilde. 9'dan sonra sayalım. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 kenara yazalım. 17'nin 7'si. Buraya koyduk. Bunu yazdık. Tamam. Ne kaldı? Elde var 1. Bunu da buraya verdik. 1, 1 daha 2. Bakın 27 oldu. Yani oyuncak 27 liraymış. Bunu bulduk. Devamı da var. Oyuncaktan 7 lira fazla fiyata bir saat aldı. Şimdi saati bulmamız lazım. Oyuncak 27 idi. 7 lira fazlaymış. Yine toplamamız gerekiyor. 7, 7 daha. Evet, 14. Artık tek tek çubuklarla göstermiyorum. Biraz hızlanalım diye. 14'ün 4'ü. Yazdım. Bu gitti. Elde var 1. Bunu da buraya gönderdim. 2, bir de elde 3. 34 lira oldu oyuncak. Şey, saat. Yanlış söyledim. Bütün nesneleri buldum fiyatını. Ama ne diyor? Berkay kaç lira ödeme yaptı? Yani bütün bunları ödedi. O zaman ben bunların hepsini toplamam gerekiyor. Bakın bu problemde 3 tane doğal sayıyı toplamamız gerekiyor. İsterseniz buraya tek tek tekrar yazıp toplayabiliriz ya da burada da toplayabiliriz ama ben ayrıyeten yazayım. Kalem 19 liraydı. Oyuncak 27 idi.
Saatte 34'tü. Burada da toplayabilirdik ama ayrı bir şekilde göstermek istedim. Şimdi hepsini topluyorum. 9, 7 daha, 16. 4 daha, 17, 18, 19, 20 oluyor. 20'yi kenara yazalım. 20'nin 0'ı. Şu 0'ı güzel yapamadım. Şöyle güzel bir şekilde yapayım. Elde var 2 bu kez. 2'yi gönderiyorum onlar basamağına. Şuraya biraz daha uzatayım. Biraz kısa kaldı. 2, 1 daha 3, 2 daha 5, 3 daha 8. Bakın 80 lira ödeme yapmış. Hepsini toplayınca buldum. Son iki problemi de göstereyim sizlere. Üçüncü sorumuz. Onlar basamağında 5 olan 2 basamaklı en büyük sayı ile birler basamağında 8 olan 2 basamaklı en küçük sayının toplamı kaçtır diyor. Biraz karmaşık gibi gözüküyor değil mi? Aslında hiç karmaşık değil. Şöyle bakın. Birinci sayıyı yapalım önce. 2 basamaklı bir sayı değil mi? Onlar basamağında 5 varmış. Koydum. Onlar basamağı burası. Ve en büyük sayı olacakmış. Şimdi birler basamağına o zaman kimi koymam lazım? En büyük rakam kim? 9 değil mi? O zaman bakın 9'u koyuyorum. Yani en büyük sayı oldu işte. Onlar basamağında 5 olan en büyük sayı 59 oldu. İkinci sayıyı yapalım. Birler basamağında 8 varmış. Birler basamağı burası. Ve bu kez en küçük olacakmış. En küçük olması için buraya en küçük rakam 0 aslında. Ama 0'ı başa yazamam. Çünkü 2 basamaklı olması için 0'ın başta değeri olmadığı için. O zaman 0'ı yazamazsam başa kimi yazmam gerekir en küçük? 1'i yazmam gerekir. İşte oldu 18. Ve bunların toplamı diyordu. Toplayalım. 9, 8 daha. Az önce toplamıştık. 17 olmuştu. 17'nin 7'si. Elde var 1. Verdik gönderdik bunu. 5, 1 daha 6. Bir de bu 7. Toplam 77 oldu. Son sorumuz. Biraz zor bir soru. Ömer 17 yaşındadır. Ablası Ömer'den 15 yaş büyüktür. 6 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı kaç olur diyor. Şimdi Ömer'i bir yazalım şuraya. Ben hep problemleri çözerken böyle yazıyorum. Yoksa karışıyor bazen. O yüzden yazıyorum. Ablası var bir de. Ve Ömer'in yaşı belli 17. Ablası Ömer'den 15 yaş büyükmüş. Önce ablasını hesap edelim. 17 ile 15'i toplayalım. Büyük ya. Büyük olduğunda toplama yapmamız gerekir. 7, 5 daha 12. 12'nin ikisi. Kenarda göstermedim de. Biraz hızlı gittim galiba. Elde var 1. Bu 1'i de şöyle onlar basamağına getireyim. 1, 1 daha 2, 1 daha 3. 32 oldu. Ablası 32. Tamam bunu da buldum. İkisinin yaşları toplamı diyor ama şöyle diyor. Hemen değil, şimdi değil. 6 yıl sonra diyor. 6 yıl sonraysa o zaman ben bu soruyu iki farklı yoldan yapabilirim. İkisini de göstereyim size. Birinci yol şu. Ömer 17 yaşında. 6 yıl sonra 6 yaş büyüyecek değil mi? 17 ile 6'yı toplayabilirim. Burada yan yana toplama yapabilirsiniz. Burada da 17'yi aklınızda tutup hepsini beraber aklınızda tutup 6 tane sayabilirsiniz. Yani 17'den sonra 6 tane sayın. Bakın 6 tane yapayım. Evet. 5 tane oldu. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tamam 23 oldu. 32 idi ablası da. O da 6 yaş büyüyecek. O zaman onu da toplayalım. 6 yaş daha büyüsün. 32'den sonra 6 tane ilave edebilirsiniz. Yine aynı yukarıdaki gibi. 32'den sonra 33, 34, 35, 36, 37, 38. Ablası da 38 yaşına gelecek. Ve şimdi bunları toplayabiliriz artık. 3, 8 daha 11. 11'in 1'i. Elde var 1. Buraya verelim onu da. 1, 2 daha 3. 3 de burada 6. İkisi beraber 6 yıl sonra yaşlarının toplamı 61 olacak. Peki başka bir yoldan yapabilir miydik? Yapabilirdik. Onu da şurada göstereyim. Değişik bir yol. Ömer şu anda 17 yaşında değil mi? Yazalım. Ablası 32 yaşında. Tamam. 6 yıl sonra diyor. Şimdi 6 yıl sonra Ömer 6 yaş büyüyor. Kenarda göstereyim onu da. Ablası da 6 yaş büyüyor. 6, 6 daha 12. İkisi beraber 12 yaş ilerlemiş oluyorlar. 12'yi de yazarım o zaman. Şimdiki yaşlarını yazdım. Bir de 12 yazdım. Şimdi toplarız. Bakalım. 7, 2 daha 9, 2 daha 11. 11'in 1'i. Elde var 1. Buraya verdik. 1, 1 daha 2, 3 daha 5. Bir de burada 6. Bakın yine aynı sonuç çıktı. Ama bu biraz daha kolay sanıyorum. Bu biraz size karmaşık gelmiş olabilir. Doğru cevap 61 olarak bulduk. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur.
Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.